Dikili Konuşur'da merhaba. Sevgili dostlar, bugün İzmir 2. Bölge Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayımız Sayın Gülperi Putgül Köybaşı hanımefendi ile birlikteyiz. Dikili Marine Kafe'de kendisini tanıttı. Biz de Gülperi Hanım'ı tanımaktan çok mutlu olduk. Kendisine başarılar diliyoruz. Şimdi Gülperi Hanım'ı biraz daha samimi bir şekilde tanımaya çalışacağız. Efendim, siz ikinci bölge adayısınız. Evet. Komünist Partisi'nden milletvekili adayısınız. Evet. Kendinizi çok kısa bir tanıtır mısınız? Eğitim durumunuz nedir? Kimsiniz siz? Tamam. Gülperi Putgül Köybaşı benim ismim. 1980 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdum. Ben bir hekimim, psikiyatri uzmanıyım. Eskişehir'de tıp fakültesini bitirdim. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri uzmanlığı aldım. Bu ülkede yaşayan bir kadın, bir hekim, sağlık emekçisi olarak artık bugüne kadar maruz kaldığımız bütün eşitsizliklere, baskıya boyun eğmediğim için, bu düzenin değişmesini istediğim için Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekili adayı oldum. Evet, sorum da o olacaktı zaten. Cevap verdiniz. Neden Türkiye Komünist Partisi'ni seçtiğinizi söylediniz. Teşekkür ediyorum. Peki, kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kazanma şansınız nedir? Ben ülkede Türk komünistlere, sosyalistlere olan inancın, güvenliğin yine giderek arttığını düşünüyorum. Özellikle yoksul kesimlerde. Az önce dedim ya, bu düzen eşitsizlik üretiyor. Bu düzen ayrımcılık üretiyor. Bundan en çok etkilenenler bu ülkenin yoksulları. Bakın, ülkemizin zorla sokulduğu savaşlarda en çok yoksullar ölüyor. Bugün işsiz kalanlar en çok yoksullar. Kadın cinayetlerinde yaşamını kaybedenler yine en çok yoksul emekçi kadınlar. Biz her insanın eşit bir şekilde yaşayabileceği, yaşam hakkı, en temel insan hakkı bunlar bakın. Hiçbir insanın barınma sorumluluğu olmayacağı, her insanın eşit bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanabileceği, her çocuğun eşit bir biçimde eğitim hizmetinden yararlanabileceği bir ülke kurmak istiyoruz. Ve bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi o kadar güzel cevaplar veriyorsunuz ki benim sorularım cevapları oluyor bu. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim ama ekleyeyim, siz şeyi de sordunuz. Eskiden sosyalizm, İşte Türkiye Komünist Partisi deyince biz daha farklı tepkiler alıyorduk gerçekten. Evet, evet. Çünkü bu ülkede maalesef ki sosyalizmin, komünizmin nedir değerleri? Eşitlik, adalet, kardeşlik, dayanışma. Bunlar çok farklı anlatıldı bizim halkımıza. Ama bugün biz deprem bölgesine gittiğimizde yardımın gitmediği binlerce insan orada önce komünistlerin varlığını gördü. Bugün yaşamın pek çok alanında maruz kaldıkları, işte işten çıkarılan bir işçi, tacize uğrayan bir kadın, yanı başında bu ülkenin sosyalistlerini, komünistlerini görüyor. O yüzden ben çok daha fazla insanın artık komünistlere güven duyduğunu ve onları mecliste görmek istediğini biliyorum. Çünkü bugüne kadar olanların, onlar için, onların geleceği için herhangi bir şey yapmadıklarını, birilerinin cebinin daha çok para gördüğünü ama halkımızın yoksullaşmaya devam ettiğini, çok daha fazla insanın gördüğünü, kavradığını düşünüyorum. Biz bu mücadeleyi, bu umudu büyütmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Vallahi güzel cevaplar, çok da hoşuma gitti. Gülperi Hanım, sağ olun. Şimdi şöyle bir durum var. Dileriz inşallah kazanırsınız. Sizi meclise görmek isteriz. Çok sağ olun. Genç, dinamik, donanımlı birisini olduğunuz kesin. Seçildiğinizde bölgemiz için, bu ikinci bölge için bir şeyler düşünüyor musunuz? Bir projeniz, şu bu bir şey var mı? Şimdi komünistlerin aslında projeleri olmaz. Komünistler içinde yaşadığımız bu düzeni değiştirme iddiası olan insanlardır. Bugün İzmir'in, ikinci bölgenin sorunları, ülkenin genel sorunlarından farklı değil. Burada da kira sorunu var. Burada da faturasını ödeyemeyen insanlar var. Burada da eğitim olanaklarından eşit yararlanamayan insanlar var. Burada da trafik sorunu var. Burada da inşaatlaşma var, değil mi? Ülkenin genel sorunlarından muaf değiliz biz. Bu düzen değiştiğinde gerçekten işçinin, emekçinin sesi olabildiğimizde, hayatımızı kabusa çeviren her türlü zorluğu değiştirme sözü veriyoruz biz. Biz bu yola çıkarken şunu söyledik. Bunca çirkinliğin, bunca kötülüğün içinde iyiliği örgütleyeceğiz biz. Çok daha fazla insanın yüzünün gülmesini sağlayacağız. Ben bunu başarabileceğimize eminim. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Türkiye Komünist Partisi İzmir 2.
bölge milletvekili adayımız sevgili Gülperi Putgül Köybaşı hanımefendiyle sıcak bir sohbet yaptık. Dediğim gibi Dikili Marina Kahve'de böyle samimi ve sıcak bir sohbet yaptı, arkadaşlarla tanıştı, kendisini tanıttı. Kendisine başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür sağ ediyorum. İş yaptı. Yani ülkenin 20 yıllık karanlığını özetledi bize. Ben 43 yaşındayım. 24 yaşında tıp fakültesinden mezun oluyoruz biz. Yani 19 yıl, bir yıl ders çalışma süreciydi benim için. 18 yıldır bu ülkede hekim olarak görev yapıyorum. 18 yıllık yaşamım, meslek yaşamım boyunca da AKP iktidarının karanlık politikalarını bizzat tanıklık etmiş biriyim sizler gibi. Meslek yaşamımda, daha asistanlığımın ilk gününden itibaren fazla mesaiye zorlanma, nöbetler, düşük ücretle asistan hekimlerin çalıştırılması, insanlık dışı nöbet koşulları, bunlara itiraz eden biriydim. Öğrencilik yıllarımda kendini her zaman işçiden, emekçiden yana tanımlayan sosyalist biriydim. Ama örgütlü bir yapı içinde değildim. Kadın mücadelesi içinde bu ülkede kadınların maruz kaldığı baskı, eşitsizlik ve ayrımcılıklara karşı mücadele eden biriydim. Az önce konuştuk, doğaya, hayvanlara, bütün canlılara sahip çıkılması gerektiğini düşünen biriydim. Ama bunları örgütsüz bir biçimde farklı alanlarda kendi çabamla sürdürüyordum. Ama bir gün tekel direnişi dönemiydi. Hastanemizde çalışan bir doktor arkadaşımın Türkiye Komünist Partisi üyesi olduğunu öğrendim. Ve onun bizler gibi oturup dışarıdan iyi niyetli, gerçekten kendini solcu diye tanımlayan, bir şeyler için mücadele eden insanlardan farklı olduğunu gördüm. Ne yapılmış, işsiz kalmış bana geliyor. Üniversite sınavına hazırlanmaya çalışıyor bu genç, bunca eşitsizlik, adaletsizlik içinde, eğitim sistemi içinde bana geliyor. İş yerinde mobbinge maruz kalmış, bana geliyor. Anlatıyor, derdini dinliyorum, ilacını yazıyorum. Bir yandan başhekim, tıpkı ülkeni yönetenler gibi, artık hastanelerin şirkete dönüştüğü bir ortamda, bize daha fazla hasta bakın, daha çok para kazanalım, değil mi? Bir performans sistemi var. Ben psikiyatri hekimiyim. İnsanlar bana dertlerini anlatıyor, duygularını anlatıyor. 5 dakikada bunu anlayabilmem ve çözüm üretebilmem mümkün mü? Ama bunca acıyı, derdi 5 dakikada dinlenmeye, günde 100 hasta bakmaya zorlandım. Ama bütün bunlarda dinlediğim şey hep aynı eşitsizlik, aynı adaletsizlik. İlacını yazdım, günün sonunda evine gönderdim. O insanları hasta eden sisteme, o insanları hasta eden ortama geri göndermek zorunda kaldım. Ben bütün bunların artık daha fazla bu şekilde devam etmesini istemeyen, buna itiraz eden bir hekimim. Sizler gibi bu ülkenin bir yurttaşıyım. Dertlerim aynı. Benim de bir çocuğum var. 10 yaşında bir kız çocuğum var. Ve onun geleceğiyle ilgili endişeliyim. Bu çocuk yarın öbür gün sokakta yürürken başına bir şey gelir mi diye endişeliyim. Sizler endişeli değil misiniz?